Hanımlar beyler hoş geldiniz. Bu bölümde Mini GT'nin 364 numarası Pandem Toyota GR Supra V1 modelini inceliyoruz. Hepinize iyi seyirler. Selamlar efendim. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu, namı diğer Kuzucu. Bu bölümde gördüğünüz arkadaş da Mini GT'nin 364 numarası Pandem Toyota GR Supra V1 kare 770 Team Casco Racing 2021 Formula Drift Japan modeli artık adının da söylediğime göre videonun uzun bir kısmını geride bıraktık. Ambalajı açmadan önce şöyle bir gösteriyorum yine. Mini GT logosunu görüyorsunuz bu tarafta. Burada Pandem logosunu görüyorsunuz. Evet ya yani araç işte açılmamış sıfır haliyle şu anda burada. 364 numarası. Arka tarafa geldiğimizde TSM modelin hologramlı bandrolünü, işte aracın şuradan sağdan direksiyonlu olduğunu gösteren R harfini görüyorsunuz yine. RHD. Onun dışında işte yani kutu her zamanki gibi 14 artı 14 yaş üzeri için önerilir ibaresini de gördükten sonra hanımlar beyler ben bunu açarken sizlerden de kanalı takip etmenizi, videoları beğenmenizi, yorumlarla katkıda bulunmanızı rica ediyorum. Siz bunları yapın ki kanalda ilerlemeler görelim, kanal büyüsün. Yine gerçi hani Allah razı olsun. Evet, yani bir talep, bir beğeni görüyorum ki bu iş böyle devam ediyor. Teşekkür ederim desteğinize. Ama yani bir abone olmak, bir beğeni atmak her seferinde çok bir iş değil. Yapanlardan Allah razı olsun. Yapmayanları da önümüzdeki videolarda nasıl olsa tavlarım. Yani bu konuda kendime güvenim tam. En azından elimden geldiğince çalışıyorum. Olmuyor diye pes etmiyorum ve işte anada ranza araba burada. Çok da güzel, çok da şık. Supraların hatırınız üzere önceden de yapmıştık. Şuradan direkt böyle lak diye almıyorsunuz. Öyle spoilerından tutup sakın çekmiyorsunuz. Supraları biraz daha sağlam yapıyorlar şeyde, ambalajın içinde. Gördüğünüz üzere evet. İlk defa Mini GT'nin beyaz yoğunluklu bir aracını açıyorum. Gayet de güzel. Aracı ilk elimize aldığımızda efendim şurada kasko. Hemen ön ızgarada gördüğümüz şey Casco Core JP. İnternet sitesini görüyoruz. Yine Toyota'nın logosu hemen burnunun ucunda. Onun dışında farlar yine cam. İnce de olsa cam. Efendime söyleyeyim. Şöyle işte TRO yazısını görüyorsunuz. TRO yazısı. Bridgestone logosu var şurada. Izgaralar. Yine ayrı bir plastik. Gayet şık. Aracın kaputu. Beyaz fon üzerine kırmızı ve gri çizgilerden ibaret sağında solunda. Sol tarafına geçtiğimde ha, aşağıda Potenza yazıyor alt yere yakın olan çamurluklarda. Sol tarafa geçtiğimizde şurada ne o? Prodrus. Prodnük. Neydi? Okuyamadım şurada. Direkt tekerin üstünde bir şey yazıyor. Hemen kapıda zannediyorum artık bu da Y Kusaba 770 içindeki sürücünün adıdır. Altında yine şeyleri profile mi yazıyor? Bridgestone'un altındaki yazan şeyi görüyor musun? ProDrive. Heh, tamam. Okuyabildim. ProDrive yazıyor. Evet. ProDrive onun altında Fushisubo. Winmax. Motis. Onun da altında yazan şey. Nasıl bir sponsorsa küçücük koymuşlar en alta. Boss bilmem ne. McBart. Sadev. Bir sürü şeyin logosu var. Kapıdan şöyle arka çamurluğa doğru uzanan kocaman bir kasko logosu görüyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Tekerlekler
Beyaz ağırlıklı şase ile siyah jantlar gayet güzel, hoş bir kontrast oluşturmuşlar. Arka tarafa geldiğimizde Bridgestone logosu yine burada. McGuard logosu hemen altında. Supra'ların olmazsa olmaz Supra logosunu görüyoruz. Bridgestone altta beyaz noktalarla acaba bize ne anlatmak ister? Egzozlar gördüğünüz gibi. Stoplar bakıyorum şöyle ama sanki cam değil. Camın üstü boyanmış da olabilir ama sanki cam değil. Ayrı bir parça, ondan eminim. Ama ayrı bir parça yapmışken neden şeffaf plastik koymasın ki? Yani o da olabilir. Spoiler gördüğünüz gibi gayet sade ve şöyle bir bakıyorum. Bu seferki zannediyorum plastik değil spoiler. Ha yok, plastik. Esniyor. Spoiler plastik ama işte dediğim gibi Mini GT spoilerları öyle güzel yapıyor ki hani şaseden ayırt edemiyorsunuz. Güzel boyuyor. Aracın sağ tarafı yine sol tarafıyla simetrik. Bu konuda söyleyecek bir şey yok. Üstte şöyle genel bir baktığımızda kaputta yine dediğim gibi Cusco şeyini görüyoruz. Logosunu hemen onun üzerinde küçücük ne GR yazıyor zannediyorum. Onun da altındaki yazı o kadar küçük ki inanın okunmuyor. Ön camın windshield'ın üst tarafında Formula Drift Japan yazıyor. Tavanda Cusco. Arka cam falan gayet güzel. Geniş geniş. Hani aracın içine bakmaya çalışsak şöyle görebilir miyiz diye ama evet, sağdan direksiyon işte gördüğünüz gibi. Koltuklar. Dikiz aynaları yine yumuşak silikon aynalar. Aracın altına baktığımızda yine vidalanmış bir taban görüyoruz. Mini GTV ve Made in China yazıları ki burada. Aracın alt tarafı düz olsa da hafif işte oymalarla kakmalarla detaylandırılmış. Tekerler, ön tekerler arka tekerlerden daha ince. Ama işte şu yol tutuşu testi. Tabii fın diye. Gayet güzel. Onun dışında başka ne söyleyebilirim size? Şurada Bridgestone logosunu hani görüyorsunuz yine. Aracı şöyle yerleştirdiğimde de liftine gayet şık duruyor. Evet. Model budur. Gayet güzel. Bu artık yine benim dükkanda tezgahın içindeki camlı vitrinde sergilenmek üzere yola çıkıyor. Amma ve lakin siz de bir tanesine sahip olmak isterseniz satın alma linkini aşağıya açıklamaya bırakıyorum. Ankara mağazaya gelip ya da işte linki takip edip internet sitemden satın alabilirsiniz. Hanımlar beyler, biraz acelem var, dükkan açmakta geç kaldım yine. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube'dan işte yine abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorumlarla, beğenilerle katkıda bulunmayı, Instagram'dan takip etmeyi ihmal etmeyin. Dükkana gelin, internet siteme buyurun. O zamana dek, siz gelene dek, biz tanışana dek, bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Çık, çık.